Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınların AYT Soru Bankası'ndan güzel bir soruyu sizler için çözmeye, anlatmaya çalışalım. A, B, C, D birer gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde kırmızı, mavi ve siyah renkli paraboller çizilip yanlarına denklemleri yazılmıştır. Buna göre kırmızı renkli parabolün denklemindeki kare ve çember simgelerinin yerlerine sırasıyla verilen sayılardan hangileri yazılabilir diye sorulmuş. Şuraya neyi alacağız? Karemizi almış olacağız. Bunlar karemizi verecek. Bunlar da çemberimizi vermiş olacak. Burada karenin x karenin katsayısı olarak çemberin de sabit sayı olarak geldiğini görüyoruz. Verilen parabollerin denklemlerine baktığımızda x içermiyorlar. X karelerimiz ve sabit sayılarımız var. Bu tip parabollerin tepe noktaları nerede gelecektir? Y ekseni üzerinde gelecektir. Normalde tepe noktasında bildiğimiz bir parabolü tepe noktası R virgül K ise A çarpı X eksi R'nin karesi artı K şeklinde yazarız. Burada belli ki bizim R'lerimiz hep sıfır olmuş ki X eksi sıfırdan X'in karesi gelmiş. Yani bizim parabolümüz A çarpı X'in karesi artı K formatında paraboller olarak gelmiş karşımıza. Her biri bu formatta verilmiştir diyebiliriz. Demek ki tepe noktamızın apsisi olan R'miz sıfırdır. R'mizin yani apsisimizin sıfır olması demek Y ekseni üzerinde tepe noktamızın bulunması demektir. Bunu bir kere söylemiş olalım. Burada biz şu x karenin katsayısı olan değerlere baktığımızda x karenin katsayısı mutlak değerci büyüdükçe kolların daralacağını, mutlak değerci küçüldükçe de kolların genişleyeceğini biliyoruz. Eğer burada kollarımız yukarı doğruysa x karemizin katsayısı yani buradaki a değeri sıfırdan büyük gelecektir. Ama kollar aşağı doğruysa da a'mızın sıfırdan küçük geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Burada mavi ve siyah parabolümüzün kolları yukarı doğru olduğu için hem C sayısının hem de buradaki A sayısının ne olduğunu söyleyebiliriz. Sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. C büyüktür sıfır, A büyüktür sıfır demiş olalım. Burada parabollerimize baktığımızda mavinin daha yukarıda, tepe noktası olarak baktığımızda mavinin daha yukarıda, siyahın daha altta olduğunu söylüyoruz. Aslında bize verilen parabollerin her birinin x kare üzerinden yorumlandığını söyleyebiliriz. Yani şunu biz x kare paraboli olarak almış olsak, x kareye pozitif bir sayı eklediğimizde, mesela bir c sayısı ekleyelim. Parabolümüzü yukarı doğru ötelediğimizi, eğer bu c negatif olursa da parabolümüzü aşağı tarafa doğru öteleyeceğimizi biliyoruz. Hem mavi hem siyah yukarı doğru ötelendiği için buradaki hem d değerinin hem b değerinin ne olacağını söyleyebiliriz. Sıfırdan büyük olacağını söyleyebiliriz. Burada şu mavinin tepe noktası şurada anlattığım formatta bakarsak 0 virgül d olarak gelecektir. Demek ki buradaki ordinatımız d'dir. Bunun tepe noktası da 0 virgül b olarak gelmiş olur. Bunun tepe noktasının ordinatı da b olarak gelecektir. D'nin de b'den daha büyük olduğunu burada rahatlıkla söyleyebiliriz. D büyük b'yi burada elde ettiğimizi görmüş oluruz arkadaşlar. Örneğin biz burada kolları aşağı çevirmişsek x karenin katsayısı negatif olarak gelmiştir diyebiliriz. Örneğin şöyle bir parabolümüz olsun. Şuna biz ne diyelim? Kx kare diyelim. Burada k'miz sıfırdan ne gelecektir? Küçük. Yine buna pozitif bir sayı eklediğimizde yukarı doğru ötelemiş, negatif bir sayı eklediğimizde aşağı doğru ötelemiş oluruz. Burada sıfıra sıfırdan yukarıya doğru götürdüğümüz için tepe noktamızı ne olmuştur diyebiliriz? Şurada eklediğimiz sayı yani çemberimiz pozitif bir sayıdır diyebiliriz. Kollar aşağı doğru döndüğü için de karemizin negatif geleceğini söyleyebiliriz. Yani şuradaki kare değeri sıfırdan küçük, şuradaki çember değeri de sıfırdan ne gelmelidir? Büyük gelmelidir. Buradaki çember değerini bir e sayısıyla gösterirsek, bu e'miz de nasıl d b'den büyükse, yani b d'den küçükse diyelim ya da şuradaki e dediğimiz sayı da hem b'den hem d'den ne gelmelidir? Küçük gelmelidir. Yani bunu da tepe noktasına baktığımızda tepe noktası 0 virgül e noktası olarak gelmiş olur. Bu e'nin hem b'nin hem d'nin altında kaldığını, yani d büyük b iken b'nin de e'den büyük geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlara bakarak yorumlamaya çalışalım. Karemiz negatif, çemberimiz pozitif gelmeli. B eksi D demiş. Biz D'nin B'den büyük olduğunu biliyoruz. D büyük B dediğimizde B eksi D'yi elde etmek için D'yi karşıya atarsak 0 büyüktür B eksi D gelmiş olur. Yani B eksi D negatiftir. Biz de zaten B eksi D'nin negatif olmasını isteriz. Çünkü karemiz negatif olacaktı. Bu bize istediğimizi vermiştir. C eksi A demiş. Biz burada hem C'nin sıfırdan büyük hem A'nın sıfırdan büyük olduğunu söylemiştik. Aslında yorumlarken kısaca değinmiştim. Demiştim ki mutlak değerci x karenin katsayısı büyüdükçe kollar daralır. Ama mutlak değerci daha küçük olan bir sayı varsa kollar daha açık olur. Burada mavinin kolları siyahın kollarına göre daha dar olduğu için burada x karenin katsayısı olan C, buradaki x karenin katsayısı olan A'dan da daha büyük gelmelidir. C büyüktür A'yı da rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı mantıkla C büyük A ise A'yı bu tarafa attığımızda C eksi A sıfırdan büyük gelecektir.
Biz de zaten bunu sıfırdan büyük pozitif gelmesini istediğimiz için birinci bize istediğimizi vermiştir. Yani bu sayılar şurada katsayılar olarak kullanılabilir. Kare ve çemberin yerine yazılabilir. İkinciye baktığımızda a çarpı d demiş. Hem a'mızın sıfırdan büyük hem de d'mizin sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. İki tane sıfırdan büyük ifadenin çarpımı sıfırdan büyük gelir. Oysa ki karemizin sıfırdan küçük gelmesini istiyorduk. O zaman ikinciyi ne yapmış oluruz? Elemiş oluruz. Üçüncüye baktığımızda a eksi c demiş. Biz şurada yakalamıştık aslında c eksi a sıfırdan büyükse her tarafı eksiyle çarparsak a eksi c'miz sıfırdan ne gelecektir? Küçük. Yani bu bize istediğimizi vermiştir. Zaten karenin sıfırdan küçük olmasını istiyorduk. Buraya baktığımızda d'miz sıfırdan büyük burada yazdık. B'miz sıfırdan büyük burada yazdık. Bunları topladığımızda d artı b'miz de sıfırdan büyük gelecektir. Aslında bu da bize istediğimizi veriyor gibi. Ama dikkat edersek şuradaki çemberin içine biz e sayısı demiştik. Bu çemberin içine biz d artı b'yi yazabileceğimizi düşünüyoruz. Bunlar toplamı pozitif olduğu için. Ama biz az önce dedik ki buradaki e değeri hem b'den hem d'den küçüktür. Dolayısıyla bu e değeri b ile d'nin toplamından da küçük gelir. Yani e'nin b ile d toplamına eşit olma şansı yok. E de pozitiftir, B de pozitiftir, D de pozitiftir. Ama E'nin B artı D olma şansı olmadığı için D artı B'miz pozitif de gelse E'ye eşit olamayacağı için üçüncü de bize istediğimizi vermez. Yani çember yerine D artı B pozitif değerini yazamayız. Burada B'den küçük bir değer yazmamız gerekirdi. Üçüncüyü de elemiş oluruz. Baktığımızda yalnız bir bize istediğimizi verir. Doğru cevabın A şıkkı olması gerekir. Burada sadece pozitiflik işimizi görmedi. Buna dikkat edelim, gözümüzden kaçmasın. Güzel bir soru, sınav ayarı bir soru olduğunu düşünüyorum. Umarım anlattığımız mantıklar da açıklayıcı olmuştur.